sayın seyirciler. Yeniden mutlu sabahlar, günaydınlar diliyoruz. Sabah haberinin hemen ardından Manşet Artı programıyla karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Bugün yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz stüdyomuzda. 14 Ağustos Çarşamba günü hafta ortasında bugün önemli bir tarih Kıbrıs Türk halkı açısından sayın seyirciler ve bu günün anlam ve önemine ilişkinde Profesör Doktor Ulvi Keser stüdyomuzda. Sayın Keser, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sizi bugün burada ağırlamak çok güzel. Öncelikle naçizane kendi fikrimi belirterek başlamak isterim. Evet Sayın Keser, bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 50. yıl dönümü. Bugünün anlam ve önemi çok büyük. Tabii ki bu 14 Ağustos tarihinde 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte hem bazı bölgelerimizin Serdarlı, Gazi Mausa ve Lefke bölgesinin tabii ki 14, 15 ve 16 Ağustos'u kapsayan sürelerde kurtuluşları gerçekleşti ama bir diğer taraftan da katliamlar da yapıldı ülkemizde. Bugünün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmenizle başlamak isterim ben. Teşekkür ediyorum. Tabii önce Barış Harekatı'nın ne olduğuna bakmak lazım. Türkiye'nin Kore Harbi sonrasında ve deniz aşırı olarak bu son derece önemli bir konudur. Deniz aşırı, yani size ait olmayan sizin dışınızda ve bilmediğiniz topraklarda ama kendi soydaşlarınız ve adada yaşayan diğer halklar için yaptığınız bir müşterek operasyon nedir? Kara, hava, deniz unsurlarının birlikte yaptığı 50 yıl öncenin şartları içerisinde bir operasyon. Yani Normandiya çıkarması sonrasında 2. Dünya Savaşı sürecinde bu Dünya Savaş tarihinde ikincidir. Ve son derece başarılı bir operasyondur. Bu açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk ordusunu kutlamak lazım. Tabii silahlı kuvvetlerin buradaki başarısının temelinde adadaki mücahitlerin ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da büyük rolü olduğunun altını çizmek lazım. Bunu kenara koyuyorum. Tarihi sürece baktığımızda 60 Kıbrıs Cumhuriyeti ile beraber 63'te önce 21 Aralık'ta Lefkoşa Tahtakale'de, yani Tahtakale Mahallesi'nde başlayan, ardından 24 Aralık 63'te bizim tarihimize bir utanç sayfası olarak giren Kanlıno'ya saldırılarıyla devam eden Akitas planı denilen bütün Kıbrıslı Türkleri ortadan kaldırmaya yönelik sadece bir kısmı deşifre edilen ama o deşifre edilen kısımda bile tüyler ürpertici ayrıntılar bulunan bir planla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan bir zihniyet. O dönemin içerisinde 63'te, 64'te, sonra 67'de Geçitkale, Köfünye, Boğaziçi olayları sırasında Türkiye'nin adaya müdahalede bulunuruz mesajları, garantör devlet olarak 60 anlaşmalarına bağlı. Ama bunların icraya, aksiyona dökülmemesi durumu esasında 20 Temmuz 74'e geldiğimiz dönemde de bir kere daha kendisini gösterdi. Özellikle Batı'da. Neden? Çünkü 67'den itibaren Yunanistan'da idarede olan faşist albaylar cuntasının Makarios üzerindeki baskıları sonucunda aman bir an evvel adayı Yunanlaştıralım. Nasıl yapacaksınız? Kıbrıslı Türkleri yine ortadan kaldıracaksınız. Yani plan hep Kıbrıslı Türklerin ortadan kaldırılması üzerine. Ya hepsini yükleyeceksiniz Hitler'in lanetliler gemisi gibi bir gemiye, başka bir yere götüreceksiniz. Nereye götüreceksiniz? Bir karşılığı yok. Dolayısıyla burada ortadan kaldıracaksınız ve ada doğrudan bir Yunan adası olacak. Bunu gerçekleştirmek için gözlerini bir kere daha kararttılar. O gözlerini karartması 15-20 Temmuz 74 sürecinde net olarak bir sayı belirtilmemekle beraber 4000-8000 arasında Kıbrıslı Rum'un birbirini vahşice katletmesine neden oldu. Yani düşünün, kendi insanını bu şekilde katledenler Kıbrıslı Türklere neler yapmaz ki yaptılar. Evet. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde de Batı, iki yüzlü davranan Batı, garantör devlet Yunanistan ve İngiltere, Türkiye yine konuşacak, NATO ifadesi gibi no action talk only, konuşacak ama icra yok diye ciddiye almadılar. Uyarıları dikkate almadılar. Kulaklarının üzerine yattılar.
Türkiye mekik diplomasisi uyguladı. 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar geçen süreçte Atina, Cenevre, Washington, Londra, Ankara arasında diplomatların biri gitti, biri geldi. Gelin bu kargaşaya, bu çatışma ortamına Nikos Samson'u gönderen Yunanistan'ın oradaki albaylar cuntasının bu girişimine dur diyelim dedi Türkiye. Hayır, dinlemediler. Bunun sonucu olarak da Türkiye silahlı kuvvetleri vasıtasıyla meşru haklarını kullanarak adaya geldi. 22 Temmuz sonrasında da aynı durumu görürüz biz. Çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Tam anlamıyla bir mekik diplomasisi. Aslında bir atölye çalışması olmalı bu. Yani uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi bölümlerinde, belki sosyoloji bölümlerinde çalışılmalı. Türkiye'nin 22 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar geçen dönemdeki yaklaşık 22-23 günlük süredeki çabaları, barış çabaları. Dışişleri Bakanı Turan Güneş bir tarafta, Başbakan bir tarafta, dışişleri heyetleri bir tarafta, Cenevre'deler, Londra'dalar, Atina'dalar, Amerika ile görüşüyorlar, İngiltere ile, James Callaghan'la görüşüyorlar. Çözelim sorunu. Ve hangi şartlarda adadaki silahlı kuvvetlerin çıktığı ve onların askeri harekat planına göre üçgen bölge dedikleri Lefkoşa, Dikmen, Girne üçgeninde sıkışıp kalmış Türk askeri ve adanın 22 Temmuz itibarıyla daha kurtarılmamış, daha Rumların elinden alınmamış yüzlerce Kıbrıslı Türk sağda solda mahsur kalmış vaziyetteyken bu barış çabalarını dünyanın dört bir tarafına iletti Türkiye. Dinlemediler. Dinlemediler. Yani 22 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar geçen süreçte de dinlemediler. Çok sıkışık bir dönemdi. Çok sıkışık bir dönemdi. Yani biraz sonra o katliamlara geliriz ama o dönemin içerisinde başka katliam planları da vardı. Çok bilinmeyen. Mesela Lefke'de ağırlıklı olarak mücahit komutanlarını, 75 civarında mücahit komutanını Limassol'da polis istasyonuna götürdüler. O dönemde gidişleri bellidir ama nereye götürüldükleri belli değildir. O 75 kişinin, o dönemi yaşayanların büyük bir kısmı şu anda Lefke'de sağdır. Allah uzun ömür versin. Nasıl kurtuldular? Aynı polis istasyonuna Kıbrıs'ta savaş muhabiri olarak görev yapan, ki Cenevre Konvansiyonu, 48 Cenevre Konvansiyonu esirlerin, gazetecilerin, hastaların, silahsız mukavemet göstermeyenlerin esir alınmayacağı, tutsak edilmeyeceği, işkence yapılmayacağı gibi çok kesin bir takım maddeler de içerir insan haklarıyla ilgili olarak. Adaya gelen 13 Türk gazetecisinden birini öldürdüler. Adem Yavuz'u. Evet. Kaymaklı civarında önce vurdular. Yanında bulunan Ergin Konukseveri hırpaladılar, darmadağın ettiler, esir tuttular. Onun dışındaki 11 gazeteciyi de işte o 75 Lefke, Güzelyurt, Gaziveren o bölgeden 75 Kıbrıs Türk mücahit ve mücahit subayının kapatıldığı polis istasyonuna götürdüler. O gazeteciler sayesindedir ki 75 kişiyi kurtardık. Yoksa onlar da bir katliama maruz kalacaklardı. Evet. Dolayısıyla burada inanılmaz bir gözü karalık var. Sadece 74 ile ilgili değil. Geriye dönük baktığımızda da öyle. O Akritas planını neden hazırladınız? Neden hazırladınız? Sonraki dönemde kendi insanlarınızı neden böyle vahşiyane bir şekilde kıydınız? Sayıları hiç belli değildir. Siz hiç duydunuz mu 15-20 Temmuz arasında katledilen Rumlarla ilgili bir anma programı yapıldığını? Bunu telin eden, bunu protesto eden bir Rum bakan, bir yönetici, bir sivil toplum örgütü duydunuz mu? Hayır, yoktur. Neden konuşmuyorsunuz? Onu konuşmuyorlar. Ama 20 Temmuz'u konuşuyorlar. Türkiye ile ilgili olarak, silahlı kuvvetlerle ilgili olarak. Bu tabii dezenformasyon, bilgi kirliliği ve kara propaganda ile ilgili bir durum. Onu kenara koyuyorum. Dolayısıyla 14 Ağustos'a geldiğimizde buradaki şartlar çok sıkıntılıydı. Yani şunu da değerlendirin. İşte Mausa'yı gazi yapan unsur nedir?
Mausa'yı gazi yapan unsur Antep'i Gaziantep yapan şeyle aynıdır. Siz sur içine sıkışmış kalmışsınız. Sivil insanlar, silahsız insanlar, kadınlar, çocuklar o mazgalların içerisinde, o hendeklerde 63'te kullanalım diye açtıkları hendeyi tekrar kullanmak zorunda kaldılar. Sur dışında yaşayan Mausalı, Kıbrıslı Türkler ve surun içine kaçtılar. Ve nereye gittiğini, nereye düştüğünü hiç düşünmeden sur içine havan top atmaya başladılar. Onlarca, yüzlerce nereye düşerse mazgaldır, sivil meskun mahaldir, silahsız insanlardır demediler. Dolayısıyla Mausa'yı gazi yapan o direnişin sebebi işte 14 Ağustos'tur. Ne zaman ki dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş bakar, bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayacak. Kıbrıslı Türkler perişan vaziyette. Lefke düşmüş. Limasol'da 20 Temmuz 75'e kadar, tam bir yıl sonra ancak gelebildi kadınlar ve çocuklar. Orada mahsur durumda. Erkekler bölge düştüğü için Yeraşıbu'daki esir kampında tutuluyorlar. Larnaka, Baf bölgesi, ona keza Yunan gemisi geldi, Baf'ı bombaladı. Nereye düşerse o toplar, nereye düşerse o havanlar, yani hedef gözetmeksizin attılar. Bu şartların içerisinde siz de Cenevre'de, Londra'da, Washington'da, Atina'da, Ankara'da barış görüşmeleri yapıyorsunuz. Olacak şey değil. Dolayısıyla Turan Güneş o gün ikinci harekatın şifre mesajını veriyor. Ayşe tatile çıksın. Ve Ayşe tatile çıktı. Onun sonrasındadır ki 14-15-16'da Mausa ve Mausa'da sur içine sıkışıp kalmış Kıbrıslı Türkler kurtuldular. Lefke'deki Kıbrıslı Türkler kurtuldu. Güzelyurt'ta gazi verenler kurtuldu. Ama bunun acısını nereden çıkardılar? İşte o masum sivil çocukların, kadınların yaşadığı Murat Ağa'dan, sandallardan, atlılardan çıkardılar. Dohni'den, Taşkent'ten çıkardılar. Köyün bütün erkeklerini topladılar. Geride kalanlara da bu insanları esir kampına götürüyoruz. Merak etmeyin, endişe etmenize gerek yok dediler. Yalan söylediler, insanları kandırdılar. Götürüp ıssız bir yerde hepsini vahşice katlettiler. Evet. Evet Sayın Keser, tabii ki aslında Türkiye'nin buradaki uzlaşmacı tavrını ilk harekattan sonraki süreçte de görmeye devam ettik. Sizin aktardıklarınızla tarihsel süreçte aslında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik her zaman gerek Kıbrıs Türk halkı gerek Türkiye uzlaşmacı bir tavırla yaklaşmaya çalışsa da tabii ki ta birinci harekattan itibaren bu pek mümkün olamadı. Zaten merhum Ecevit'in biz adaya sadece Kıbrıslı Türkler için değil Rumlar için de barış götürmeye gidiyoruz demesinin sebebi de bu harekatın 22 Temmuz'da durmasıdır. Yani bilim ihtimaller varsa, olsa, olsaydı gibi ifadeler üzerine oturmaz ama deyin ki 20-22 Temmuz arasında yaklaşık 15 bin civarında asker çıktı buraya. Evet. Sonraki süreçte bu sayı 35-40 bine kadar ulaştı. Deyin ki 22 Temmuz'da durmadı. Harekat devam etti. Türkiye'nin gücü yok muydu? Yapamaz mıydı? Yapardı. Yapardı. Neden durdu? Bir yandan asker mücahitle beraber cephede savaşıyor. Bir yandan diplomasi burada mümkün olduğunca çabuk barışın gelmesi, silahların susması için gayret sarf ediyor. Bu son derece takdire şayan bir durumdur. Zaten önce Baf'a sonra İngiltere'ye kaçan Makarios'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada bunu söyledi. Evet. Yani teşekkür de etti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Dolayısıyla Türkiye'nin silahlı kuvvetlerin buradaki yaklaşımını hiç kimse hiçbir şekilde eleştiremez, eleştirmemeli. Kendine bakmalı önce. Yani biz nerede hata yaptık diye kendisine bakmalı. Tekrar söylüyorum, buraya
64'te aman barış getireceğiz, ortalığı süt liman hale getireceğiz diye barış gücünü çağıran 9 Mart 64'ten itibaren Birleşmiş Milletler barış gücünü çağıran ama buna rağmen olayları devam ettiren, efendim 59 Londra Zürih anlaşmalarıyla hadi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuralım da bir arada yaşayalım diyen ama o devleti yıkan, Kıbrıs Cumhuriyeti daha 3. yılını doldurmadan Akitas denilen bir derin devlet, bir illegal yapıyı ortaya koyan, 15 Temmuz 74'e kadar özellikle 70-74 arasında kendi seçtikleri Cumhurbaşkanı'na yani Makaryos'a defalarca suikast düzenleyen, helikopterini vurdular, arabasını makam aracının geçeceği yollara mayın döşediler, sonra birbirlerini akrep gibi sokan, çok özür dileyerek söylüyorum, kendi İçişleri Bakanı, o 63'te Akitas planının başında kendisine de Akitas kod ismini veren Polikarpos Yorgacis, dönemin en güçlü kişiliği, askeri anlamda söylüyorum. Çünkü çok büyük bir illegal yapılanmanın başındaydı. Onu infaz eden kendileri, kendi iç çatışmaları sonrasında. Ben miyim? Ben miyim? Bunları siz yaptınız. Evet. Bunları siz yaptınız. EOKA teşkilatını siz kurdurdunuz. Kime? Kendi ülkesine ihanet eden vatan haini Yorgo Grivas'a. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Alman işgalindeyken Yunanistan, Almanlara işbirliği teklifi yapan Yorgo Grivas'ı bu adaya getirip EOKA'nın başında İngilizleri, Türkleri, kendilerine yardım etmeyen Rumları katlettiren Yorgo Grivas'tan medet umdunuz. 55 1 Nisan'ından sonra 59'a kadar. Sonra kovaladınız. Geriye gitti. Gitti. Emekli yarbay olmasına rağmen kor general rütbesi verdiniz. 50'de 59'da bir vatan haini olmasına rağmen iki sefer devlet onur madalyası verdiniz. Bunu Rumlar konuşmak istemez. Bunu unutturmak ister. Bir vatan hainidir Yorgo Grivas. Çıkıp söylesenize. Adanın dört bir tarafına heykellerini dikiyorsunuz, tapınıyorsunuz. Yorgo Grivas'a bir vatan hainidir. Kendi ülkesine ihanet etmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde. Sonra tekrar getirdiniz buraya. 67'de Boğaziçi, Geçitkale'ye saldırdı. Masum insanları katlettiler. 70-80 yaşında insanları. Benzin döküp yaktılar. Oturup karşısına seyrettiler orada. Bunların müsebbibi sorumlusu ben miyim? Orada Birleşmiş Milletler barış gücü de vardı. Onlar da seyrettiler. Bu adada hiçbir işe yaramayan barış gücü. 64'ten 2024'e kadar. Herhalde bu anlamda Guinness Rekorlar kitabına girer. Hiçbir işe yaramayan ama bu kadar uzun soluklu görevde kalan bir sözde barış gücü. Bütün bunların içerisinde siz bunları konuşmayacaksınız. Yorgo Grivas'ı konuşmayacaksınız. Bir katili. Nikos Samson gibi bir vicdansız katili konuşmayacaksınız. Masum insanları Letra Caddesi'nde çıkarıp silahı öldüren ve ardından da soğukkanlılıkla onların fotoğrafını çeken, bir gün sonra da Mahi Gazetesi'nde fotoğraflayan bir caniyi konuşmayacaksınız. O caniden 15 Temmuz günü bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Yunanistan için söylüyorum. Yani seçtiğiniz adama bakar mısınız? Bir katil. Bir katil. Kendileri de kabul eder. Bu adamı bir cumhurbaşkanı seçtiniz ve biz oturup bekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekleyecek. Bir katil var cumhurbaşkanlığı makamında. Kıbrıslı Türklerle ilgili biz bu kişiden hayır bekleyeceğiz. 63'te 60 öncesi dönemde ne yaptıkları herkesin bildiği, herkese malum olan şeydi. Bütün bunların içerisinde 20 Temmuz'da böyle bir harekat var. Yapmayın denmiş. Yapmayın, gelin müdahil olun, olmamışlar. İkiniz beraber gidin, Yunanistan ve İngiltere, siz gidin müdahil olun. Hayır, üçümüz gidelim, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, olmaz. Yunanistan sen git, olmaz. İngiltere sen git, olmaz. Neden? İnsanlar burada kıtır kıtır katledilsin diye mi? Eğer gelmeseydi Türkiye, o atlılar Murat'a sandallarla kalmayacak, adanın her tarafına yayılacaktı o vahşet. Bugün burada olmayacaktık muhtemelen. Burada bugün olmayacaktık. Bütün bu vahşeti önleyen bir operasyondur barış harekatı. İlki de ikincisi de. Ve bütün bunların içerisinde yine de
insan olgusunu ön plana çıkaran bir harekattır. Bakın o atlılar, Murat Ağa, sandallar vahşetini çıkaran merhum Ayhan Çekiç Yarbay'ın, o dönem üstlemen slogan bir fotoğrafı vardır. Orada bizim masum insanlarımız çıkarıldıktan sonra bir vatandaşımız sarılır, kucaklar falan. Gazetelere çıkmış bir siyah beyaz fotoğraftır. O gün orada o çukurları ilk defa bulan kişidir. Emrindeki askerlerle bir doktor, bir çocuk doktoru Ayhan Çekiç. Der ki anılarında, defalarca görüştüm rahmetliyle, insan sevgisiyle dolu bir kişilikti. Türk askerinin de, Türk insanının da tipik bir yansımasıydı aslında. Neden? Köyde hiç kimse yok. Aradık bütün gün ve sonra yeni kazıldığını fark ettiğimiz bölgeye geldik. İşte o katliam çukuru. Evet. Askerlerden bir kürek istedim. Çok fazla da ayrıntıya girmek istemiyorum. Küreği böyle toprağa daha ilk daldırmamda böyle bir ses geldi. Tok bir ses. Hemen çektim ve elimle kazmaya başladım. Yeni gömülmüş bir kadın ve küreğin ucu şakağına gelmiş. Kanıyor. Daha yeni. Bu vahşeti ortaya çıkaran, sonra barış gücü, işte askeri güç, şu bu hepsi geldi vesaire. O bölgede esir aldıkları Yunan binbaşıya kendi kumanyasını, kendi karavanasını, kendi yemeğini verecek kadar asil bir kişi. Askere diyor ki onlar esir, şu anda bize muhtaçlar ve biz Türk askeriyiz, Türk'üz, önce onların karnı doyacak diyor. Asker yemek vermemiş Yunan binbaşıya. Gelmiş demiş ki ne yaptın, verdin mi yemek? Komutanım vermedim demiş. Ne yaptın? Döktüm demiş. Neden? Bu vahşeti gördükten sonra bir de yemek mi yesinler demiş asker. Önünden kumanyasını almış, askere demiş ki götür. Onlar bize muhtaç çünkü şu anda esir, silahsız. Dolayısıyla biz kendimizden önce onlara bakmakla mükellefiz. Ver yesin Yunan binbaşı. Dünya savaş tarihinde yoktur. İki olgu, bir tarafta vahşet, öbür tarafta da bir insanlık dersi. Dolayısıyla tarihten ders çıkaralım. Bunlardan ders çıkaralım. Başka toplumlarla ilgili, başka halklarla, devletlerle, milletlerle ilgili olarak kin içerisinde, nefret içerisinde, hınç, intikam duygusu içerisinde olmayalım. Zaten yoktur. Bakın, münferit olaylar haricinde bizim tarihimizde yoktur. Hep verdiğim örnektir. 1922'ye kadar Anadolu'yu Yunan mezalimi, Yunan zulmü altında inim inim inletenler, ki onların içinde Grivas da var, o dönemde Teğmen rütbesiyle Yunan ordusunda, bilinen 900 bin kişiyi katlettikleri, 600 bin civarında insanı asimile edip başka bölgelere göç ettirdikleri, özellikle Batı Anadolu bölgesini bir Yunan hegemonyasının içine sokmak için, orada işledikleri o vahşiyane kıyımlar, katliamlar, oralara girmeyeceğim ama şuna geleceğim. Bizim milli mücadelemiz Anadolu'daki bittikten sadece 17 yıl sonra, yani 39'da ve Yunan zulmünü Anadolu'da yaşayanların bir kısmı hala hayattayken, az önce söylediğim Alman işgali sırasında Yunanistan, dünyanın hiçbir ülkesi, ne Amerika'sı ne Fransa'sı ne çok güvendikleri İngiltere bir nohut tanesi göndermedi Yunanistan'a. Tekrar söylüyorum, bir nohut tanesi göndermedi. Ama 39'dan 49'a kadar o Yunanistan'a ayağındaki çoraptan dağda Almanlara karşı mücadele ettiği silaha kadar yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk insanı gönderdi. Kimse de demedi. Ne devlet ne de vatandaş. Bunlar bizi katletti. Bunlar vahşiyane, acımasızca bizim insanlarımızı öldürdü. Taciz etti, tecavüz etti, camilere doldurdular, cayır cayır yaktılar, oturup seyrettiler demedi hiç kimse. Yardıma ihtiyaçları var, muhtaçlar dedi Anadolu insanı ve yardım etti. Bizim balıkçılar Yunan balıkçılara yardım etti. Bizim Konya'daki çiftçiler
Selanik'teki çiftçilere yardım etti. Bizim parlamenterler Yunan parlamenterlere yardım etti. Bizim üniversitelerimiz, üniversite hocalarımız, üniversite öğrencilerimiz Yunanistan'dakilere yardım ettiler. Bizim postacılarımız Yunan postacılara yardım etti. Bizim ev kadınları Yunan kadınlara yardım etti. Sadece devlet, sadece Kızılay'dan bahsetmiyorum. Türk insanının ne kadar necip olduğunu, ne kadar asil olduğunu göstermeye çalışıyorum. Aynısını adada da yaptık. Aynısını adada da yaptık. İnanılmaz örnekleri vardır. İnanılmaz örnekleri vardır. Doktor Atilla Taçoy, Allah rahmet eylesin, profesör, patolog, Türk Hava Kurumu'nun da medarı iftiharı genel başkanıydı. 73'te Kıbrıs'a gelmiş, 74'te savaşın içerisinde. Esir Rum getiriyorlar. Çok önemli bir yarası yok ama sonuçta yaralanmış. Rum'a diyor ki, acı çekmemen için seni uyutacağız diyor. Tercüman vasıtasıyla. Ya uyutmaz da öldürürseniz diyor. Diyor ki onu siz yaparsınız. Onu siz yaparsınız. Ben Hipokrat yemini etmiş bir kişiyim. Ve bir Türk insanıyım. Merak etme. Canını yakmamak için böyle bir işlem yapacağız. Sakin. Teskin etmiş. Bir psikolog gibi. Ve sonra o küçük cerrahi operasyonu yapmış. Uyandıktan sonra ellerini öpmüş. Atilla Taçoy'un, profesör, doktor. Yüzlerce örneği vardır. Yüzlerce örneği vardır. Daha yeni anlattım, paylaşayım. Gökhan bölgesi, Değirmenlik Balıkesir hattında sivil Rumların toplandığı, 624 Rum toplanmış. Gözetim altında tutuluyor. Gece yarısı nöbetçi üsteğmene telefon geliyor. Diyorlar ki bir Rum üsteğmen geldi. Kampa katılmak istiyor. Nasıl diyor yani? Bir üsteğmen. Yanlış mı anladım? Kamptan kaçmaya mı çalıştı diye soruyor. Hayır diyorlar. Kampa katılmak istiyor. Yani esir olmak istiyor. İlginç. Atlıyor cibine gidiyor. Turan Erdem üsteğmen, tankçı üsteğmen. Emekli binbaşı. Hakikaten bir üsteğmen. Rum. Boylu poslu, yakışıklı bir çocuk. Tercümanı çağırıyorlar. Nedir derdin? Diyor ki bu bölgede, Vuni bölgesinde benim kız arkadaşım var. Evet. Annesi bizim görüşmemize izin vermiyor. Savaşın içerisinde bu. 15 Ağustos'ta. Evet. Öğrendim ki diyor buraya gelmiş. Şu anda burada. Vuni, Gökhan bölgesinde. Birliğimden firar ettim. Onu görmek istiyorum diyor. Tersine çevirelim filmi. Tersine çevirelim. Bir Türk askerinin, bir mücahidin bu şekilde Rum bölgesine gittiğini atlılardaki muameleyle karşılaşırdı. Muhtemelen. Sorguluyorlar. Tutarlı şeyler söylüyor. Hakikaten içeriden köyden buluyorlar kızı ve annesini. Kızı sorguluyorlar. Doğru. Annesinden çekiniyor filan. Ve sonra ne yapıyorlar? Hemen bir gün sonrasında Kızılaç ve Kızılay'a bilgi veriyorlar. Kız, Rum üsteğmen, kızın annesi ve köyün papazını Letra Palas'tan Rum tarafına gönderiyorlar. Düğünümüze davetlisiniz diyor Rum üsteğmen bu arada giderken. Yani insani ögeler bu harekatın içerisinde bizim açımızdan son derece yüksek. Ama karşılığını görmedik. İşte orada Taşkent'te görmedik. Tesadüfen olmasa Lefke bölgesinin o 75 mücahidini de belki bugün bulamayacaktık. Ahmet Cet anlatsın işte Lefke bölgesinin mücahit komutanlarından neler yaşadıklarını Limassol'da. Dolayısıyla sadece Atlılar Murat Ağa sandallarla Taşkent'le kalmayacaktı o. Bu zulüm veya bu kıyım hareketi. O açıdan harekatı iyi değerlendirmek lazım. Askeri yönü, insani yönü, bize yapılan zulüm ve sonrasında karşılaştığımız durum. Evet. Hocam, affedersiniz. Hocam, aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da bu harekat sürecinde çok
önemli bir rolü olduğundan bahsediyoruz. Çok. Bu konuyu da açabilir miyiz? Çok önemli. Yani zaten zemini 50'li yıllardan itibaren hazırlanmış. Bakın örnek vereyim. Bayrak Radyosu'nun temelini oluşturan önemli beyin isimlerden birisidir. Derviş Özer Berkem. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. 50'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Derviş Özer Berkem'i, Ali Gürsoy'u hazırlıyor. 50'li yıllarda. Daha neredeyse TMT bile yokken. Evet. Kıbrıs'a yönelik olarak. Çok basit bir tane örnek vereyim. Ne yaptıklarıyla ilgili. 74 harekatının başladığı nokta, bizim bugün Yavuz Çıkarma Plajı dediğimiz noktayla ilgili olarak biz hep o bölgeye 21 sat 10 sasçının geldiğini, yani sualtı taarruz ve sualtı savunmacının geldiğini, binbaşı Yılmaz Cengiz komutasında, ki onu da rahmetle analım, 31 kişi, 2 J18 ve J20 kodlu botlarla geliyorlar. Ama sualtı engeli var mı? Tabii engeller, Rum'un, Yunan'ın yaptığı mayınlamalar vesaire var mı? Temizlik yapacaklar ve sonra çıkarma gemileri kapak atacak. Ama onlardan önce ve o süreçte de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da desteği var. Neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyeyim. TMT'nin dalaltısı, yani sağlık sorumlusu Doktor Necdet Ünel, o operasyon başladığında yanındaki ekiple beraber sualtı ekipmanları kuşanmak suretiyle bölgede su altında bizim askerlerin, bizim çıkarma gemilerinin çıkışını engelleyecek mania, engel var mı? Onların kontrolünü yapıyor. Tekrar söylüyorum, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın dalaltısı, yani sağlık sorumlusu Doktor Necdet Ünel ve ekibi. Az önce söylediğim Doktor Atilla Taçoy 73'te buraya geldi. 73 3 Haziran'ında, 20 Temmuz öncesinde o bölgede onun da dalışları var. Onun da dalışları var. 74 harekatından önce birkaç isim sayayım. TMT'nin güzel insanları, bu ülkenin yarattığı, sahip olduğu güzel insanlardan, isimsiz kahramanlardan. O bölgede 63'ten 74'e kadar su altı engellerini kontrol eden, bulmaya çalışanlardan Nevzat Uzunoğlu. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın güzel insanlar, kahramanlarından Sümer Şehidoğlu. Babası 21 Aralık 63'te Selimiye Camisi'nin önünde şehittir. Dedesi Çanakkale gazisidir. Mausa'daki esirler kampında tutulanlardandır. Ve Kemal Abdullah, sonradan Kemal Sahil boylu olan, Volkan Teşkilatı ile başlayan, Türk Mukavemet Teşkilatı ile devam eden süreçte. Esentepe'den Karpaz Burnu'na, efendim Baftan Piladini plajına varıncaya kadar, 63'ten 74'e kadar milim milim, metre metre su altını taramış bu insanlar. Yani biz 20 Temmuz 74'te asker geldi, gemiler kapak attı, askerimiz çıktı filan diyoruz ama onun zeminini oluşturanlar işte TMT'nin isimsiz kahramanları. Onları da burada yad etmek lazım. Zaten omuz omuza mücadele ettiler. Buradaki harekatın belki de en zor kısmı bizim meskun mahal çatışması dediğimiz şeydir. Çünkü klasik anlamda asker, Türk askerinden bahsediyorum, cephe savaşına yönelik olarak eğitim görmüştür. Yani mevzilenir, karşıda da bir düşman vardır. Çok basite indirgeyerek söylüyorum. Ona karşı mücadeleye başlar. İşte piyade silahlarıyla, tankla, topla. Ama Kıbrıs'ta verilen mücadele öyle olmadı. Yani Kaymaklı'ya girmişsiniz, Hamitköy'e girmişsiniz. Nerede Türk var, nerede Rum var, hangi mevzinin Türk, hangisinin Rum olduğunu bilemiyorsunuz. Türk bayrağını dikmiş oraya veya Türkçe konuşuyor, gel diyor Mehmet. Dönemin içerisinde bizim 26 esirimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, Rumlara esir düşen, albay er rütbesinde. Hepsini tek tek isim isim tespit ettim. Hepsi işte bu meskun mahallenin içerisinde yanlış güzergaha gitmeleri nedeniyle esir düşmüş. Evet. Türk bayrağını görüyor orada. Aracı oraya yönlendiriyorlar ama Rum kışlası, Rum karargahı bir vesaire. Bir yanıltmaca da tabii, tabii oluyor. Dolayısıyla buradaki mücadele bu açıdan da son derece zor. Yani çok farklı bir konudur ama işte
maalesef kendimizin batırdığı Kocatepe ile ilgili olarak da acaba bir Rum yanıltması mı diye düşündüler. Hem yukarıdaki uçaklarımız hem Kocatepe'nin mürettebatı Türkçe konuşuyorlar. Öyle bir noktaya geldi ki o yıl ligde, Türkiye'de birincilikte kimin şampiyon olduğu, kimin gol kralı olduğuna kadar sormuşlar. Ki bir yanlışlık yapmayalım diye. Meskun Mahal denilen şehir içi savaşları bu açıdan son derece güçtür. Barış Harekatı'nın zorluk derecesi bu noktada biraz daha artar. Ve başarısı da buradan gelir. O müşterek harekatın dışında deniz, kara, hava unsurlarının bir arada eşgüdüm içinde ve başarıyla çalışmasının ötesinde. Tabii tekrar altını çizelim. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın buradaki rolü bambaşka. Kılavuzluk yapma, rehberlik yapma, mihmandarlık yapma, omuz omuza çatışma çok farklı alanlarda. Yani işte tam anlamıyla bir Çanakkale'dir. Bozdağlar, Beşparmaklar'da, Keskin Sırt, Küçük Bozdağ, Büyük Sentilaryon, o bölge inanılmazdır. Mustafa Kemal'in işte mevziler arası mesafe 1,5-2 metre ölüm muhakkak dediği şeyler yukarıda Keskin Sırt'tadır. Mücahit'le bizim komandonun, orada da efsaneler vardır. Bizim mücahitlerimiz tam anlamıyla efsanedir orada. Orada görev yapanlar hakikaten inanılmaz mücadele verdiler. Çok bilinmeyen şeylerdir. Biraz da özellikle bunları açayım istiyorum. Tabii evet, teşekkür ederim. Tabii ki bugünün anlam ve önemine baktığımız zaman bu çok belki de bilinmeyen detayları sizlerle paylaşmanız çok önemli. Tabii ki şu anda ikinci Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 50. yıl dönümü dedik ve aslında o zamandan beridir de Kıbrıs Adası'ndaki bu sorun hala bir çözüme kavuşturulmuş değil. Yarım asırı aşkın bir süredir de devam ediyor. Bizim sorunumuz yok. Yani uluslararası ilişkiler, diplomasi anlamında biz Kıbrıs'la sorunu bir araya getirmeyiz. Belki komşuyla bir uzlaşmazlığımız olabilir ama sorunumuz yok. Sınırımızı çizdik. 63-74 arasında bir yeşil hat vardı. Yeşil hattı o. Evet. Sur içinde Lokmacı barikatı vardı. Orası şimdi Lokmacı sınır kapısı. Meşruiyet kazandı. Dikkat, bu önemlidir. Orası hep Lokmacı barikatıydı. 74'e kadar bilirim. Lokmacı Kirkor'un dükkanı oradaydı. Bilmeyenler için adı da oradan gelir zaten. 74 ile beraber biz devletimizin sınırını çizince ve orada kapıyı açınca o barikat Lokmacı sınır kapısı oldu. Biz kağıt üzerinde sadece Türkiye'nin tanıdığı filan. Onları geçelim. Onları geçelim. 190 ülkeden öğrencimiz var burada. Akredite. Bakın bu önemli bir konudur. Akredite. Benim kara kaşım, kara gözüm için mi geliyor buraya o öğrenciler? Bizim üniversitelerimizin verdiği diplomayı dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanamayacaksa niye gelsin? Niye gelsin? Yani. Heh, değil mi? Geliyor. Yani biz o bizim önümüze 50'lerden 60'lardan itibaren ördükleri Çin Seddi gibi izolasyon duvarını, tecrit duvarını, ambargo duvarını, baskı duvarını birer birer delmeye, yıkmaya çalışıyoruz. Üniversiteleri bu anlamda bir kale. Yıktık. 190 Birleşmiş Milletler üye ülke sayısı neredeyse aşağı yukarı aynı. Bütün dünyadan öğrenci geliyor. Bunu biz eğer ekonomide, sporda, işte sporcumuz olimpiyatlardaydı. Sanatta, bilimde yapabilirsek, yani kanırta kanırta, baskıyla, tüm şartları gücümüzü kullanarak, pes ederek değil. Çünkü 55'ten 74'e kadar geçen 19 yılın içerisinde, çaresizliğin içerisinde Kıbrıslı Türk muazzam ince zekasını kullanarak ve Türkiye'nin de desteğiyle çaresizsiniz demiş. Çok inanılmazdır bu. Çok inanılmaz. Baskı, bir yerden bir yere gidemiyorsunuz, iletişim sıfırlanmış, taksi postası çıkarmış Türk Mukavemet Teşkilatı. Güvenilir taksi şoförleri vasıtasıyla aracın hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yerine evrak, doküman, belge, mektubu yerleştirmişler. Giderken o taksi yazıhanesinin damgasını vurmuşlar üstüne. İşte Lefkoşa, taksi. Ve tarih, postane gibi. Götürmüş Mausa'ya 3 gün sonra, 2 gün sonra. Kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde, bir mezarlıkta, bir dere yatağında mektup el değiştirmiş.
Yine taksi yazıhanesi vasıtasıyla, Salamis taksi, Lozan taksi, üstüne o da kaşesini vurmuş ve aldığı tarih posta gibi. Postane gibi pulu yapıştırırsınız, tarihi vardır. Gittiği yerde de tarih vururlar. Şu tarihte gönderilmiş, bu tarihte gelmiş diye. Bunu Türk Mukavemet Teşkilatı yapmış. 63'ten 74'e kadar Kızılay yardım etti bize. Kızılay postası. Dayım Ortaköy'den mektup gönderiyor. Lefkoşa Ortaköy'den. Ama mektup zarfının üzerinde Ankara Yenişehir damgası var. Neden? Çünkü Kızılay Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, hemşireler Kızılay'ın uçakları vasıtasıyla mektuplar önce Ankara'ya gidiyor. Kızılay Genel Müdürlüğü bütün mektupları PTT'ye veriyor. PTT Kıbrıslı Türklerin mektuplarını sanki Türkiye'den gönderilmiş gibi dünyaya dağıtıyor. 3 gün geç gidiyor ama gidiyor. Gidiyor. Çare bulmuşuz. Aynısını Erenköy'de de bulduk 64-66 arasında. İnanılmazdır. Yani bu halk, yani Kıbrıslı Türklerden bahsediyorum. O yokluğun, o sıkıntının içerisinde ümitsizliğe gerçek anlamda hiç düşmemiş. Aynısını şimdi yapabilirsek pek çok gedik açabiliriz o bizim etrafımıza örülen duvarlarda diye düşünüyorum. Bunun adı tanınma olur, bunun adı ekonomik refah olur, bunun adı sosyal hayatla ilgili gelişme olur, bilemem. Ama biz o duvara yükleniyoruz şu anda. Yani kabul etsinler veya etmesinler. Bizim bayrağımız orada dalgalanmadı. Gönlüm isterdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı olimpiyatlarda olsun. Olacak da, olacak da. Bunun arkasında siyasi olarak, diplomatik olarak, lobicilik faaliyeti anlamında durabilirsek... Hesabını soracaksınız. Ey bu olimpiyatları düzenleyenler kardeşim, 5 halka var orada. Neyi temsil ediyor bu? Hani siz insanları dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir araya getirecektiniz. Sevgiden, kardeşlikten bahsediyorsunuz. Neden benim sporcumu kabul etmiyorsunuz diye hesap soracaksınız. Ağlamayan bebeğe efendim emzik vermezlermiş. Evet. Hocam az önce de ifade etmeye çalıştım. Tabii ki tüm ambargo ve kısıtlamalara karşı dik duruşumuzu koruyarak bu engelleri ileride temennimdir ki şüphesiz aşacağız. Şüphesiz. Olimpiyat oyunlarında hayatın her giden alanında bir sporcumuz da bunun bir göstergesiydi. Tabii aslında ki. Gerçekten çabaladığımız takdirde, gerçekten inandığımız takdirde bir şeyleri başarabilmek için içimizde o güç ve azim var. Tekrardan sorumu sormak isterim şu şekilde: Kıbrıs, yani Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafı arasında geçen bu müzakere süreçlerine değinmek isterim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi birçok katliam, birçok zulümle karşılaştık. 50 yılı aşkın bir süredir de aslında müzakereler devam ediyor, ancak yine bu Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk toplumunun gösterdiği tüm uzlaşmacı tavra rağmen yaşadığı katliamlara da bakıldığında yine karşı taraftan aynı yanıtı alamıyoruz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm yönünde bir siyasi görüşü var, böyle bir duruşu var ve gerçekten uluslararası statümüz, egemenliğimiz tescil edilmeden de, kabul edilmeden de böyle bir müzakere sürecinin tekrardan başlamayacağı yönünde ve hatta federal temelde bir çözüm sürecinin artık miadının dolduğu ve daha farklı çözüm süreci, iki devletli çözüm yöntemi gibi bir süreçle devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz ne olur? Aslında geçirdiğimiz şimdi, tarihsel sürece de bakıldığında. Aslında Hristodulus'un düne yönelik, 13 Ağustos'a yönelik bir üçlü görüşme, bir müzakere masası oluşacak yönünde açıklaması vardı. Evet. Bunun laf ola söylendiğini düşünmüyorum. İki sebep olabilir. Bir, psikolojik algı operasyonu. Hı hı. Bizi, çünkü biz sonuçta Akdenizli ve duygusalız. Bu coğrafya hakikaten böyle. Küçük şeyler etrafında dünyanın sonunun geldiğini düşünür Akdeniz coğrafyası.
Kıbrıs Türk halkı ve kendi sınırlarımız içinde bir kargaşa ortamı yaratmaya yönelik. Neden görüşmeler başladı, başlamıyor mu, başlasın mı, başlamasın mı, o muydu, bu muydu falan gibi ki ufak çaplı özellikle sosyal medyada ve birkaç basın organında bunu gördük. Bizim içimize yönelik bir yıpratma operasyonu olabilir. İki, bir soru işareti, tereddütle yaklaşıyorum. Kapalı kapılar ardında bizim dışımızda, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve devleti temsil eden erkin dışında birileri, bir güç, hadi adını koyalım, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Akdeniz'in öbür yakasından şu anda netleşmeyen bir adım mı atıldı sorusu kafamda oluşuyor. Dolayısıyla Hristodulis'in o açıklaması altı boş bir açıklama değil. Ya bir yerden bilgi sızdırıldı, böyle bir şey olacağı, bir açık kapı bırakılacağı yönünde. Var mıdır, yok mudur bir şey söyleyemem. Bu Türkiye ayağı. Çünkü Kuzey Kıbrıs çok net bir şekilde ve belki de uzun zamandır ilk defa iktidar ve muhalefet anlamında, mecliste de özellikle, buna çok sert cevap verdiler. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs cenahından bu konuda bir şey söz konusu değil ama kapalı kapılar ardında belki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter vasıtasıyla Türkiye'ye yönelik bir telkin, bir nasihat, bir tavsiye, adı nedir bilemiyorum, yapılmış bir öyle bir kapı, öyle bir kanal açılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla Hristodulis'in o yaklaşımını önemsiyorum. Bunun devamının geleceğini de tahmin ediyorum. Yani bu açıklamanın devamında muhtemeldir ki Eylül-Ekim ayına kadar birkaç adım daha atılacak Rum tarafınca. Ha, bu görüşmelerden bir şey çıkar mı? Bu görüşmelerden bir şey çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü siz hala, çok basit bir şeyi söyleyeyim, İyi niyetten uzaksınız. Siz hala iyi niyetten uzaksınız. Siz hala mütekabiliyet, karşılıklılık ilkesine uygun davranmıyorsunuz Kıbrıslı Türklere yönelik. Ve siz hala Kıbrıslı Türkleri burada bir devletleri olmasına rağmen adada azınlık olarak değerlendiriyorsunuz. Bakın basit bir şey söyleyeyim hayatın içerisinden. 1974'ten bu yana Rum Posta İdaresi bizim aleyhimize, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türk Federe Devleti, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine pul çıkarır, damga çıkarır, kart çıkarır, kartpostal çıkarır, kaşe çıkarır. 20 Temmuz'da çıkarır, 8 Mart'ta çıkarır, 14 Ağustos'ta çıkarır, farklı farklı günlerde çıkarır. Hala ve bundan sonra çıkarmaya devam edecek. Bizim aleyhimizdir. Bütün o görüşme süreçlerinin içinde bunları yaparlar. Bunları biriktiriyorum. Posta faaliyetlerinde Rum-Yunan propagandası diye bir koleksiyonum var. Belki de dünyada tek. Ha, buna biz karşılık veriyor muyuz? Hayır, bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Devlet olarak da PTT, Türkiye'de PTT olarak, Kuzey Kıbrıs'ta Posta Dairesi olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Onlar yapıyorlar. Şimdi bir yere bağlayayım. Hala bastıkları pulun üzerine örneğin şöyle bir damga vuruyor. Kıbrıs %82 Rum, %18 Türk diyor. Bizi hala devlet, Rum tarafı, resmen adada nüfus üzerinden azınlık olarak değerlendiriyor. O zaman soruyorum, iyi niyet nerede? Bir, siz hala Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunuzu düşünüyorsanız, ki öyle söylüyorsunuz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan anayasa diyor ki bu devleti oluşturan iki asli unsur vardır diyor. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar. Evet. Nüfusu fazla olan birincildir demiyor. Sizin nüfusunuz daha fazla. Siz egemen güçsünüz demiyor. Bu devleti kuran diyor, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran iki asli unsur var diyor. Primary element diyor orada. Asli unsur. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar. Kimi azınlık görüyor? Anayasa, Maronitleri, Ermenileri, Yahudileri, Levantenleri. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bu cumhuriyetin anayasasına bağlıyız diyorsanız anayasa bunu söylüyor. Uymuyorsunuz. Gerçi o anayasanın
pek çok hükmüne de uymadınız, uymuyorsunuz. 2004'te o anayasanın temeli taraflardan birinin kabul etmeyeceği uluslararası anlaşmalara diğeri imza atamaz, atarsa yok hükmündedir der. Avrupa Birliği'ne girdiniz. Evet, çok söyleyecek çok şeyimiz var. Yapıldı bu noktada. Evet, teşekkür ederim. Hocam, tüm değerlendirmeleriniz için, aktardığınız tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Önemli günde sizi burada ağırlamak, tekrarlamak isterim. Çok değerli bugün bizlerle birlikte olmanız. Yönetmenim beni uyarıyor. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi de ben almak isterim, eğer aktarmak istedikleriniz varsa. Ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Teşekkür ediyorum. Andorra gibi bir devlet değiliz, Lüksemburg gibi değiliz. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda değil. Dolayısıyla devleti yöneten en üsttekilerden itibaren siyasi erkin tamamı, sivil toplum örgütleri, kamuoyu buna uygun davranmalı. Kendi sorumluluklarını bilmeli. Herkes bir altındakine rol model olmalı ve devlete sahip çıkmalı. Bu son derece önemli. İkincisi de burada toprağı vatan yapan, terini akıtan, kanını akıtan, canını veren herkesi 14 Ağustos vesilesiyle şükranla anmak isterim. Rahmetler dilerim hepsine. Ruhları şad olsun. Amin. Onlar sayesindedir. Onların son nefesi bizim ilk nefesimizi almamıza vesile olmuş. Teşekkür ediyorum. Aslında verdiğimiz şehitler sayesinde bugün az önce de söylediğiniz gibi bu masada oturup bu konuşmayı yapabiliyoruz. Şüphesiz önemli. Nefes alabiliyoruz. Ya. Toplumumuzun devam ediyor, toplum olarak yaşamaya, ilerlemeye devam ediyoruz. O yüzden çok önemli böyle günlerde şehitlerimizi anmak. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan verdiğiniz tüm bilgiler için sizleri en kısa sürede tekrardan burada ağırlamak isteriz. Umarım ki tekrardan buluşma şansımız olur bu stüdyoda. Evet sayın seyirciler, bugün Manşet Artık programında süremizi yine biraz aştık ama çok önemli bir konuğu ağırladık. Bugün 14 Ağustos dolayısıyla hafta ortasında bugünün anlam ve önemini Sayın Profesör Doktor Ulvi Keser'le süremiz yettiğince değerlendirmeye çalıştık. Ve bugün de Manşet Artık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine güncel gelişmelerle saatler 9'u gösterdiğinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.